Doğan Şirinler Selam Mandos'a bugün sizlerle birlikte Asus'un oyunculara özel yeni çıkartmış olduğu çok da yakışıklı bir oyuncu kulaklığı Cerberus V2'ye yakından bakacağız. Ve dostlar şimdi Asus'un kendi kategorisine uygun fiyatlı bir ürünle karşınızdayım diyebilirim. Ama konu Asus olduğu zaman fiyat uygun da olsa, yüksek de olsa her zaman en iyisini bekliyoruz abi. İsterse 100 lira olsun, isterse 50 lira olsun çıkan ürün çok iyi olmak zorunda. Çünkü bu Asus. Eğer iyi bir şey çıkmazsa hiç acımayız diye kırbaçlarız. Dostlar konu da böyle olunca acımadan güzel bir şekilde Asus'un Cerberus V2 oyuncu kulaklığını yakından inceleyeceğiz. Şimdi Asus'a baktığımızda bu fiyat aralığını göz önüne aldığımızda ortalamaya sahip bir fiyatın olduğunu söyleyebilirim. Cerberus V2'de yanılmıyorsam Türkiye'de ilk inceleyen kanalım ve bakalım Cerberus V2 kutusundan çıktığı an bize neler sunabilmiş. Hızlı bir şekilde şu paketi çıkartıyorum. Şimdi paketin kapağını açtım. Ben görünüşü beğendim. Arkada mavi böyle bir fotoğraf yapmışlar. Güzel olmuş. Altta siyah band. Cerberus V2 bence hoş duruyor. Ve kulaklığımı şu şekilde çıkartıyorum. Kenara alıyorum. İçerisinden bir ağırlık var hala. Çıksana kardeşim. Paketimizi bıraktık dostlar ve burada paket içeriğimiz geliyor. Aha bakın burada bir tane dönüştürücümüz geliyor. Bu dönüştürücümüz dostlar bir kulaklık, bir tane mikrofon dönüştürücüsü. Çünkü bu kulaklıkta 4 pinli bir teknoloji bulunuyor. Yani yeni cihazlarda bu 4 pin size şu ikisini iptal etmiş oluyor. 4 pin destekli bir cihazda bir jack girişine siz hem kulaklığı hem de mikrofonu kullanabiliyorsunuz ki bu da şu anlama geliyor. Yeni konsollarda ve akıllı cihazların hepsinde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu bir artı. Verdim artıyı. Bu güzel bir şey. Yeni konsollarda ve telefonlarda ben bunu kullanmam gerekiyor abi. Niye kullanmayalım ki? Asus bunu düşünmüş. Güzel olmuş. Ve bunu geçiyorum. Buna bakarız. Kullanım kılavuzumuz geliyor. Aslında bu kullanım kılavuzunu koyması iyi ama Türk sürüm yani Türkiye satılan ürünlerde kullanım kılavuzunun olmamasını tercih ederim. Çünkü biz kullanım kılavuzunu hiç önemseyen bir millet değiliz. Şimdi burada Cerberus V2 ve en güzel kısımlardan bir tanesi. Bak mikrofona bak. Tatam bu da şu anlama geliyor. Abi mikrofon istersek çıkartabiliyoruz. Benim oyuncu kulaklarında en çok beğendiğim özellik. Neden ben kulaklığı sadece bilgisayar başında oynamak için kullanayım ki? Film izlerim. Çıkartırım mikrofonunu. Kötü bir görüntü yapmaz bana. Filmimi de buradan izlerim. Bunu sevdim. Bak bu güzel. Bunu sevdim. Bu güzel olmuş. Bunu kenara koyuyorum ve Cerberus V2 kısa bir kablo ile geliyor. Kablonun 4 pinlik uzunluğunu pek beğenmediğimi söyleyebilirim. Hani bana birazcık daha böyle bir uzun olabilirdi ama bu dönüştürücü sayesinde bu epey bir uzun oluyor. Kablomuza baktığımızda kumaşlı bir kablomuz geliyor dostlar. Burada bir tane kontrolcümüz bulunuyor. Kontrolcümüzde çok güzel bir özellik var. Kontrolcümüzün üzerinde mikrofon bulunuyor. Bakın şundan bahsetmiyorum. Kontrolcü üzerinde bir tane mikrofon bulunuyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu telefonla kullanacaksak ayrıyetten telefon görüşmesi de yapmanıza imkan tanıyor. Abi bu özellik çok iyi. Yani tebrik etmek istiyorum. Yani bizi bundan kurtarıp telefonla kullanacaksak buradaki mikrofon çıkışından konuşmamıza ve karşıya sesimizi iletmemize de imkan tanıyor. Bunu çok beğendim. Yine bu kontrolcüde bakın mikrofonu açma ve kapatma tuşumuz bulunurken ayrıyetten de burada ses kısma ve açma tuşumuz da buraya tekerleğimizde kurulmuş ve burada kumaşsız kablomuz güzel bir hissiyat veriyor. Burada kablonun kalitesini ve buradaki bağ kısmını beğendim. Kaliteli ve hoş duruyor. Şimdi kulaklığımızı elimize aldık abi. İlk söyleyeceğim olaya geleyim. Kulaklık estetik duruyor. Yani paketten açtım, baktım estetik. Yanlarda gördüğünüz gibi burada Piano Black parlaklığından bir kısma yer verilmiş ama diğer kısımdan hepsi burada mat bir ABS kullanılmış. ABS plastiğin de kaliteli, tok dolu dolu bir plastiği var. Gayet güzel. Ve burada yine kulak pedlerimizin gayet yumuşak ve kaliteli, hoş durduğunu görebiliriz. Hatta şöyle çekiştireceğim. Hani çıkmıyor. Buradaki bağdan çıkmıyor. Güzel olmuş. Bunu geçiyorum. Bakın burada bir tane çelik bir bariyer var. Bu bariyer sizin kulaklığınızın düzgün bir şekil içerisinde kalması imkanı tanıyor ve gövdeyi dik tutuyor. Buradaki yine alanında çelik olmasını beğendim. Ve burada yine Cerberus yazısını vurmuşlar. Onu geçtiğim zaman ben normalde bu cır 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 ayar bantlarını hiç sevmiyorum abi. Sağ ayarlıyorsun sol tutmuyor. Solu ayarlıyorsun sağ tutmuyor. Takıyorsun cır cır. Çok gıcık bir şey. Ama burada kafa bandı yapmaları hoş olmuş. Şu şekilde bakın burada boğumlu yapmışlar. Bu sayede kafaya bir ağırlık oluşturmuyor. Ve yine burada bandımızın üstünde Cerberus yazısını vurmuşlar. Hoş duruyor. Şimdi kafamı şu şekilde dostlar bir takayım. Hissiyatımı direkt söyleyeceğim. Bak öncelikle şu bandın acayip rahat olduğunu söylemek istiyorum. Ve bırakıyorum. Hemen ilk hissiyatımı söylüyorum. Ağırlık oluşturmuyor. 330 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Burada
ağırlık oluşturmuyor kesinlikle ve kulağımı sıkmıyor. Ben kulaklık kullanan birisi olarak kulaklarım acayip şekilde benim rahatsız oluyor. Buradaki kırdak kemiklerim ağrıyor benim dostlar ve burada kesinlikle büyük bir kulaklığa sahip olduğumuz için kulağımı tam anlamıyla kaplıyor ve çok rahat. Gerçekten rahat. Buna artımı verebilirim. Kulaklık şu anda sanki büyük bir oyuncu kulaklığı olmasına rağmen sanki kulağımda yok gibi. Ve kulaklığım mikrofonu takıyorum. Bak mikrofonumu taktım abi. Çok güzel. Bak. Gördünüz mü? Telefonla görüşeceğim veya film izleyeceğim. Çıkart abi. Çıkart. Koy masaya. Aç televizyonu izle tertemiz. Veya gideceksin telefonla konuşacaksınız abi. Tamam mı? Burada mikrofonum var. Getir. Getirme veya burada dursun. Karşı tarafla konuşabiliyorsunuz. Buradaki alternatif çözümü bize Asus'un sunmasını ben beğendim. Hani gidip de işte aman telefon geldi çıkartayım abi şey yapayım da konuşayım olayı yok. Asus diyor ki bunu taktın mı müziğini dinle. Telefon geldiyse hemen al konuş et. Bu imkanın sunması güzel. Yani cihaz ergonomik. Peki bunu çıkartıyorum. Bak malzeme kalitesini ve ergonomisini beğendik. Peki ses olarak bu bize ne veriyor? Ben size dostlar burada hiç frekansı şuydu, direnci şuydu bunlardan bahsetmeyeceğim. Eğer bunları görmek yani detaylı bir inceleme izlemek istiyorsanız açıklama kısmında ben yine yazılı detaylı bir inceleme linkini vereceğim. Ama olayımız şu abi ben bunu aldım bu bana ne sunabildi? Şimdi kulaklıkta dostlar 53 mm'lik sürücüler bulunabiliyor. Sürücüler çok güzel seviyede bas vurabiliyor. Ben müzikle, oyunda bası çok seviyorum ve bu bası verirken o arka plandaki o sesi kesinlikle boğmuyor. Yani cihazın ses kalitesi ve ses yüksekliğini oldukça beğendim. Size keyifli bir deneyim sunabiliyor. Cihazda 7.1 sanal veya gerçek bir özellik bulunmuyor. Cihaz gördüğünüz gibi bu şekilde stereo size bir deneyim sunabiliyor. Ve kulaklığı taktığımız takdirde dostlar hani dışarıya ne kadar ses veriyor dersek dışarıya gerçekten ses veriyor. Yani yanınızdaki kişi eğer son ses bir müzik açarsanız yanınızdaki kişi de duyup müziğe eşlik edebiliyor. Bunu eklemek istiyorum. Ama dışarıdaki sesi çok ciddi oranda kesiyor. Ben şu anda kendi sesimi duymakta biraz zorlanıyorum. Cihazın yalıtımını gerçekten beğendim. Ama dışarıdaki kişiye güzel bir müzik keyfi sunabiliyor. Veya işte oyunda yani eğer ses kasacaksınız falan evet güzel bir ses deneyimi size sunabiliyor oyunda. Ama o öteki yanda dışarıya birazcık ses veriyor da olsa bunu eklemek istiyorum. Ve geldik mikrofon olayına. Ve şimdi bakalım Cerberus V2 bize mikrofon kalitesi olarak ne sunabiliyor? Çünkü bir oyuncu kulaklığında olmazsa olmaz bir diğer olay ise tabii ki de mikrofon. Şimdi dediğim gibi bu mikrofon çıkabiliyor. İsterseniz alıp farklı bir yere koyarsınız veya film müzik dinlerken bunu çıkartırsınız veyahut da telefonla görüşeceğiniz zaman burayı kullanabilirsiniz. Ama biz bakalım bu oyuncu kulaklığı olduğu için buradaki bizim harici şuradan ağzımıza uzanan mikrofonumuz bize nasıl bir kalite sunabiliyormuş bunu göreceğiz. Bunun için ise dostlar biliyorsunuz Cerberus V2'de 4 pinli burada jack bulunuyordu. Bu jack'ı doğrudan telefona takarak buradaki ses kalitesine bakmak istiyorum. Bakalım bu 4 pinli yani bu akıllı cihazlara uyması, PlayStation 4'e uyması, Xbox'a uyması veya bilgisayar uymasının nimetini burada alabilecek miyiz? Direkt burasını değil de burayı kullanacağız. Bakıyorum. Biliyorsunuz benim her zaman bir olayım vardır. Böyle bir kulaklıklı mikrofonlarda yani oyuncu kulaklıklarına daha doğrusu dostlar bu andan itibaren incelemeyi buradaki mikrofonla yapıyorum. Ve dostlar şu andan itibaren size sesim mikrofonla geliyor. Ben mikrofon kalitesini yani buradaki mikrofonumun dostlar ses kalitesini bir ortalamaya ve üst düzeye yakın buldum. Yani ses burada verilen size kayıt performansı oldukça geçerli ve iyi olmuş. Asus'un ortalama bu fiyat aralığındaki bir mikrofon için gayet güzel bir size performans sunduğunu söyleyebilirim. Cerberus V2'nin en güzel kısmı ise mikrofon alanında boom teknolojisine sahip olması. Bu sayede mikrofonu siz nereye yöneltmişseniz oradaki sesi alıyor ve çevredeki sesi örtüyor. Bu sayede siz karşıya konuştuğunuz zaman çevredeki o ses derinliği azalmış oluyor ve sadece karşıya sizin sesiniz gitmiş oluyor. Bu gerçekten güzel bir artı. Öte yandan Cerberus V2'nin gördüğünüz gibi bendeki modeli mavi. Bunun yeşili bulunuyor, kırmızısı bulunuyor ve kulağımda kafamda takılı olan mavi olanı bulunuyor. Ben maviyi çok beğendim. Aslında kırmızı da güzel ama kesinlikle mavinin çok farklı bir tarzı, çok farklı bir havası bulunuyor. Maviyi oldukça beğendim. Diyerek burada mikrofon kısmını sonlandıralım. Cihazın Cerberus V2'nin sunmuş olduğu mikrofon kayıt performansını da görmüş oldunuz. Ve özellikle de şunu vurgulamak istiyorum. Bu kaydı telefon üzerinden yaptım. Bu çok güzel oldu. Kaydımı da durduruyorum dostlar burada. Ve şu şekilde kafamdan çıkardım. Kulaklığımı buraya takıyorum. Şimdi bu aşamada şunu söylemek istiyorum. Kulaklık dediğim gibi ergonomik olmuş. Bunu kenara koydum. Kulaklık dostlar ergonomik olmuş. Bakın şu konumda boynumuzun altına koyabiliyoruz. Tabii ben isterdim ki bunlar 90 derece dönsün ve buraya yatsınlar. Daha güzel, daha rahat duruyor ama buradaki bakın kulaklığımızın şu kulak kısmına gelen alanları yaklaşık olarak 5
6 derece eğilebiliyor. Buradaki dostlar 5-6 derecelik eğim kafanıza güzel bir şekilde oturmasına imkan tanıyor. Ve şimdi dostlar gelelim Cerberus V2'nin sonuç kısmına. Şimdi Cerberus V2 paketine çıkardığınız, kullanmaya başladığınız anda dostlar artılarından bahsedeyim. Bir kere ergonomik olmuş. 4000 olayını çok sevdim. 4000 sayesinde konsolda, Xbox, PlayStation, telefonlarda, tabletlerde, akıllı cihazlarınızda ve tabii ki de bilgisayarınızda, laptopunuzda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve burada kullanılan kafa bandındaki bu pet alan, hafif böyle deri hissiyatı oluşturmuş bu alan gerçekten çok güzel ve hoş duruyor. Ve kafaya kesinlikle bir ağırlık yapmıyor. Zaten Asus bunu bize sunarken dostlar 330 gramlık bir ağırlıkla sunmuş. Buradaki çelik bariyer sayesinde de güvenli hissiyat oluşturan bir kullanım bize sunabiliyor. Burada en beğendiğim nokta ise 53 mm'lik sürücüler gerçekten müzik keyfi veya oyundaki o ses kasmak istediğiniz alanlarda çok güzel size bir geri dönüş sağlayabiliyor. Ses noktasında kendi kategorisinde güzel olmuş. Mikrofon kısmında ise çok çok aman aman üst seviye mikrofonu bize sunmuyor ama mikrofonun da oynayacağınız oyunlarda rahatlıkla başarılı bir iş yapacağını da söyleyebilirim. Peki bu cihazda eleştireceğim nokta neresi? Eleştireceğim kısım şurası dostlar. Bu cihazda herhangi bir aydınlatma yok. Biz ki 2017 yılına RGB efektlerle girmiş bir millet olarak, bir dünya olarak dostlar, burada bir en azından ufak bir aydınlatmayı görmek isterdim. Yani şuralardan şuradaki mavi detay yerine buradaki alanın mavi bir aydınlatmayı olabilir. Tamam, kulaklığı taktığımız zaman bunu göremeyeceğiz ama yine de burada bir aydınlatmasının bulunması hoş olabilirdi. Bunun dışında sonra herhangi bir eksim bulunmuyor. Cerberus V2 fiyatına göre bize güzel şeyleri sunmayı başarmış. Zaten bundan ötürü kulaklığı ergonomik tasarım ve tavsiye eder ödüllerinde rahatlıkla verebilirim. Evet, bugün sizlerle birlikte Asus'un yeni çıkartmış olduğu Cerberus V2 oyuncu kulaklığına yakından baktık. Umarım videomu beğenmişsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.